Hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir yemekle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her videoda söylediğim gibi sizlerle bir videoda buluşmak gerçekten büyük keyif benim için. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Yufkasız, kaşarlı, ıspanaklı, patatesli börek. Evet, ismi biraz uzun gibi ama yufka da kullanmıyoruz. Çok güzel bir börek. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Ispanağı isterseniz çiğden de yapabilirsiniz. Ama ben kavurdum ıspanağı. Öyle daha lezzetli olacağını düşündüm. Soğan, salça, işte pul biber, karabiber ekledim. Güzelce bir ıspanağımı kavurdum. Ondan sonra soğuttum. Ve böreğimin yapımına geçtim arkadaşlar. Evet. Malzemelerimizden biraz bahsedelim. Kavrulmuş ıspanağımız var, beyaz peynirimiz var, bir tane patatesimiz var, iki yumurtamız var ve kaşar peynirimiz var. Tepsimize yağlı kağıdı seriyoruz arkadaşlar. Sonra ıspanak harcımızın içine patatesimizi rendeliyoruz, beyaz peynirimizi koyuyoruz, yumurtamızı koyuyoruz, güzelce onları harmanlıyoruz ve bu harmanladığımız harcı yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine seriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra fırına veriyoruz tabii ki. Fırında güzelce böreğimiz pişiyor. Ve çıkmaya yakın çıkarıyoruz fırından. Üzerine rendelediğimiz kaşarı serpiyoruz. Tekrar fırına veriyoruz. Yemeğimiz bu kadar kolay. Şimdi yemeğimizin yapımına hep birlikte geçelim. Ispanak kavurmama başladım. Yağımı koydum. Kuru soğanımı küçük küçük doğradım. Yağla kuru soğanımı soteliyorum. Şimdi üzerine birazcık salça ekleyeceğim. Ondan sonra ıspanaklarımı koyacağım. Kırmızı pul biber, karabiber, tuzunu ekleyeceğim. Ve hiçbir su eklemeden kendi suyla kavrulacak. Şimdi salçasını ekledim. Ispanaklarımı ekledim. Birazcık ıspanaklarımla birlikte soteleyeceğim. Kırmızı pul biberimi, tuzumu, karabiberimi de ekledim. Şimdi ıspanaklarım tencerede yumuşayacak iyice. Suyunu çekene kadar da kavuracağım. Ispanak kavurmam gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Yufkasız, kaşar peynirli, ıspanaklı, patatesli börek yapıyoruz. Evet, yufkasız nasıl yapıyoruz diye düşüneceksiniz. Malzemelerimiz, kavurduğum ıspanağım var, beyaz peynirim var, kaşar peynirim var, rendelenmiş patatesim var, iki tane de yumurtam var. Ispanağı kavurdum. Şimdi içine beyaz peynirimi ekleyeceğim. Daha sonra rendelediğim patatesi ekleyeceğim. Yumurtalarımı çırpacağım, onu ekleyeceğim. Yağlı kağıt serdim, fırın tepsisine dökeceğim, fırında pişireceğim. Piştikten sonra çıkmaya yakın kaşar peynirini üzerine serpip kaşar peyniri kızarana kadar fırında bekleteceğim. Sonra fırınımı kapatıp servis yapacağım. Ispanağımın içine beyaz peynirimi ekledim. Şimdi rendelediğim patatesimi de ekleyeceğim. Peynirimi karıştırdım. Şimdi üzerine rendelediğim patatesimi de ekleyeceğim. Rendelediğim patatesimi de ekledim. Patates ıspanağı böyle daha kıvamlı hale getirir. Şimdi onu da karıştıracağım. Patatesimi de karışıma ekledim. Şimdi çırptığım yumurtaları ekleyeceğim. Evet, iki tane yumurtamı çırptım. Onu da ıspanak karışımıma ekleyeceğim. Karışımım hazır. Yağlı kağıt serdiğim ıspanak karışımımı şimdi bu tepsimin üzerine dökeceğim. Hazırladığım börek karışımımı tepsime döktüm, düzelttim. Şimdi fırınımda pişireceğim. Böreğim çok güzel pişti. Şimdi üzerine kaşarlarını serpip tekrar fırına vereceğim. Üzerine kaşarını serptim. Şimdi tekrar fırına vereceğim. Kaşarlar eriyene kadar fırında biraz daha pişecek. Gördüğünüz gibi kaşarlarım eridi. Çok güzel oldu böreğim.
Çok güzel pişti. Şimdi dilimleyeceğim. Dilimledim. Gördüğünüz gibi muhteşem. Denerseniz afiyet olsun. Yakın planda da size gösterdiğim gibi yufkasız, kaşarlı, ıspanaklı patatesli böreğimi yaptım arkadaşlar. Yufkasız olması da tabii ki çok güzel. Çünkü en azından biraz kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Evet, böreğimi yaptım. Şimdi videomu kapatma zamanı. Yine sizlerden yeni bir yemek için ayrılacağım. Kısa bir süreliğine. Biliyorsunuz her hafta videolarım YouTube kanalımda gösterime giriyor. Her hafta yeni bir yemek, gezi ya da röportajla kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Her hafta yeni bir video var. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.